şeyde. Bu tabii asıl onur verici olaylardan bir tanesi de, işin doğrusu Murat Canbaş'ın o Avrupa şampiyonu olmasıydı. O bize çok onur verdi. Tabii o çocuğun Avrupa şampiyonu olması, atlama masasında. Ama daha sonradan da aynı çocuğun gene bir yıl dolmadan vefat etmesi de çok üzücü bir vaka oldu. Zaten bu tahmin ediyorum şeyde de 5-6 Mayıs'ta onun ölüm yıldönümü. Yani öyle bir şey var. O da çok acı bir olaydı bizim için de. Hakikaten çok genç yaşta ve çok kötü bir şekilde vefat etti yani aslında çocuk. Onlar tabii üzücü şeylerdi. Bunun gerisinde de dediğim gibi yani çok bu öyle şey yani sansasyonel bir takım şeyler falan yaşamadık. Üzücü şeyler de elbette olduk da. Şimdi görevi yaparken elbette benim bir takım yok öyle çok zorluklar falan çekmiyordum. Yani çektiğimiz zorluk şuydu. Yani konuyu bilmeyen bir takım insanlarla falan da çalışıyorduk. Örnek işte ilk temsilcisiniz. Sizin bağlı olduğunuz bir il yönetimi var. İnan şube müdürü mesela geldi bir toplantı yaptı bize. İşte anlardan bir tanesi o. Ben şeyi anlattım. Dedim ki ya bizim salonumuzda dedim jimnastik salonunda şey sünger ihtiyacımız var dedim. Havuzlarımız çok iyi değil. Sizin dedi şey mi ya? Jimnastik salonunda havuz mu var? Yani ya dedim yani siz hiç jimnastik salonuna gelip görmediniz mi dedim ya? Yani bu kadar şube müdürlüğü yapıyorsunuz. Gelip görmediniz mi dedim? Ya görmedim dedi şu şeyde havuzun ne işi var dedi jimnastik salonunda dedim ki ya sünger havuzu. İşte böyle böyle onlara ihtiyacımız var bizim. Yani onun temini için bize şey destek vermem verin. Yani bu nitelikte bir dolu vatandaş tayin ediliyordu. Ve onlarla çalışıyorduk. Yani düşünün onları ikna edeceksiniz. Onlara öyle bir takım şeyler vereceksiniz ki onlar da size destek versinler. İşte yarışma yapsınlar, salonu düzenlesinler, bir şeyler yapsınlar falan. O zaman zaten bütünüyle ile bağlı salonlar. Yani onların sayesinde oldu. Ha bu arada da gene şöyle bir şey var. Şimdi doğrusu yani burada Erdoğan Çelebi'nin çok büyük bir katkısı var. Ergün hocaların da illaki katkıları var. Bizim salonun genişletilmesi. Salon küçüktü aslında. Hangi salon hocam? Bu 19 Mayıs'ta olan salonumuz var ya şu anda çalıştığımız. Orada yan taraflarında odalar vardı. Bir ara açmıştık oraları, orayı da küçük bir salon olarak kullanıyorduk. Fakat çok verimli değildi şimdi o zaman, benim ilk temsilciliği zamanında. Burayı nasıl genişletiriz, nasıl genişletiriz, ne yaparız, ne ederiz? En sonunda o zamanki bakan onun sayesinde salonu genişletmiş olduk. Ve bayağı şu andaki durumuna geldi. Yani salon genişletildi işte. Havuzlar açıldı, bilmem ne falan. Alet itibariyle bayağı bir çok büyük destek şeyden de Atilla Bey zamanında da zaten çok destek görmüştük. Ondan sonra yani öyle bir şeyimiz oldu. O salonu o şekilde yapmış olduk yani, genişletmiş olduk. Olayımız buydu. Dediğim gibi yani Erdoğan'ın genel sekreterliği döneminde o şeyleri böyle yarışmalar olsun, salonla ilgili çalışmalar olsun, gerek bizimle ilgili ve gerekse diğer illerle ilgili. Mesela Bolu'ya gene çok büyük şeyleri, katkıları oldu şimdi doğruya doğru Erdoğan'ın. Atilla Bey'in de tabii yani bu arada. Sahip Bey'in tabii o zaman il müdürü olmasının da çok büyük katkıları oldu. Salonu yapımında da tabii Sahip Bey. Tabii Sahip Bey oradaydı. Sahip Bey'in çok büyük şeyi oldu, katkısı oldu o zaman. İstanbul'un sadece bir Bağlarbaşı'nda salonu vardı zaten. Yani başka bir yerde yoktu bildiğim kadarıyla. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi. O
biz işte orada yarışıyorduk zaten yani. Seninle birlikte ilk yarıştığımız yerler orasıydı. Ama o daha sonradan o Bağlarbaşı'nın yapılmasıyla tahmin ediyorum o halk eğitim... Yok, devam etti. Devam ettim ama ben çok fazla orada o şey etmedim yani, görmedim daha doğrusu, daha sonradan. işte durum bu arkadaş, yani şeyimiz bu. Halen de hem dediğim gibi hakemlik olarak devam ettiriyorum bu işi, hem de işte özel olarak da bir avukatlık mesleğini icra ediyoruz. Öyle gidiyor işte. Genç kuşaklara da gene ya bu sporu devam ettirmeleri için ellerinden ne geliyorsa onu yapmaları lazım ve bu işi de bırakmamaları lazım diye düşünüyorum. Yani artık ben nereden baksanız işte 57 senedir yani bu işin içerisindeyim. Hani Elazığ'daki o amatörce yaptığımız şeyleri de katarsak işin içerisine. O dönemden beri de hiç ayrılmadım. Bizzat iyi işin içerisinde oldum ve bu zamana kadar da geldim. Yani ta başından itibaren bir dolu aksaklıklarla birlikte geldik. Ama illaki bir gelişme kaydedildi. O gelişmede de benim katkılarım falan varsa da insan onur duyuyor bundan daha. Başka bir şey yani ki vardır elbette. Ve bundan sonraki çocukların da bu işi bırakmamadan buna gerek çalıştırıcı olarak, gerekse ellerinden başka ne gelir bilemem onu ama her türlü desteği verip bunun geliştirilmesi lazım diye düşünüyorum. Bu arada sana özel bir teşekkür ediyorum. Yani bu işin de almanların oluşturulmasında, bu bilgi ve belgelerin toplanmasında en büyük katkı senin. Sana da bunun için teşekkür ediyorum. Teşekkürler kardeşim.